Rastgele'nden bahsedeyim. 1975 İstanbul doğumluyum. İlk okul, ortaokul ve liseyi İstanbul'un güzel semti olan Pendik'te okudum. Pendik'te ilk ortaokul ve lise yıllarım Pendik'te geçti. Sonra üniversite macerası için, üniversite okumak için Anadolu yollarına düştük. Anadolu yolları derken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım 1993 yılında. Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra da askerlik için sene 2000'de Manisa'nın güzel ilçesi, Şirin ilçesi Alaşehir'e gittim. Alaşehir'de askerliğimizi yaptık. Evet, diyeceksiniz bu askerlik anıları bitiyor mu? Askerliğini yapan birisi için bu bitmez. Yani ömür boyu anlatır. Hakikaten anlatacak kadar da var bana soracak olursanız. Klasiktir. Kara şimşek meşhur yemeği. Yanında bulgur pilavı ve kompostu. Askerlik bittikten sonra kariyerime dershane sektöründe devam ettim. Ta ki dershaneler kapanıp temel lise olana kadar. Ondan sonra kariyerime kolejde devam etmeye başladım. Motor kullanmak bu anlamda benim için bir hobi. Hep almak istemişimdir. Hep sürmek istemişimdir. Fakat şartlar hem zaman olarak hem de ekonomi olarak denk getiremedik. Şimdiymiş zamanı. Hep öyle düşünüyorum. Geç kalmadık. Her şey tam zamanında. İnsan da bu düşünce olduğu zaman kendini kötü hissediyor. Keşkeler başladığı zaman. Keşke şunu da yapsaydım. Keşke bunu da yapsaydım. Onlar girdiği zaman devreye işin rengi de değişiyor. İnsan kendini kötü hissedince üretken de olamıyor. Önemli olan mutlu olmak. Tabii bunu 30'lu yaşların sonunda, 40'ların başında anlamak biraz zaman istedi. Hep çalışıyoruz. Herkes çalışıyor. Ben de çalışıyorum. Herkes çalışıyor, işine gidiyor. Sonuçta bir ekmek telaşı içindeyiz. Ekmek parası kazanıyoruz. Değişik iş adamlarıyla, değişik sektörde çalışan iş adamlarıyla beraber tanışma, aynı zamanda başarılı hikayelerini dinleme şansım oldu. Ve bu kavram üzerine çok konuştuğuna şahit oldum. Mutlu olmak. Paradan hiç konuşmadılar. Rakamlardan hiç konuşmadılar. Hep bundan konuşuyorlar. Ve ben de şöyle bir şey düştü. Mutlu olmak için zengin olmaya gerek yok. Mutlu olmak için hayalini gerçekleştirmek gerekiyor. Onun için de her zaman motivasyon olması lazım. Şartlar ne olursa olsun. Ve
Diyeceksiniz ki ya hocam sen şimdi oradan öyle söylüyorsun da sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Arkadaşlar hepimiz yaşıyoruz. Yani herkesin borcu var. Benim de borcum var. Herkes olduğu gibi. Bankadan kredi alıyoruz. Kredi kartı borcumuz var. Evet. Bazen yüksek geliyor. Evet. İşte orada seminerlerde ve eğitimlerde bahsetmiş olduğum bir şey var. Denge. O dengede hep motoru anlatıyorum ben. Motorun dengesini, gidişini, duruşunu. Nereye bakarsanız oraya gider. Sizin bakışınız neresi? Hedefiniz neresi? Nereye bakıyorsunuz? Güzel günlere mi? Yoksa sıkıntılara, problemlere mi? 42 yaşındayım. Şu ana kadar problemsiz bir insanla karşılaşmadım. Karşılaştıklarım da mezarda. Karşılaşmadıklarım daha doğrusu. Onlar da öldüler. Allah rahmet eylesin. Oraya gidince orada problemler kalmıyor ama başka problemler başlıyor. Herkese bunu biçeceğiz. Bu da enteresan bir konu. Bazı arkadaşlarımın bu konuda inanç konusuyla ilgili çok tartışmalar yaptığımız arkadaşlarımız oldu üniversitede. Ama sonuçta hepimiz öleceğiz. Bedenimiz ölecek de ruhumuz. Evet, işte orada motor bunu hissettiriyor biraz. O ruhunuzu hissettiriyor. O yüzden kesinlikle ama kesinlikle herkesin motor kullanmasını tavsiye ederim. Şu anda gazı açtığım gibi. Evet. Mutluluktan bahsediyorduk, başarıdan bahsediyorduk. Ne istediğimizi bilecek olursak hem kendimiz için hem de ülkemiz için, insanlık için güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Böyle bir felsefem var arkadaşlar. En önemli şey de birbirimize saygılı olmamız lazım. Trafikte saygılı olmamız lazım. Ev içinde saygılı olmamız lazım. İş yerinde saygılı olmamız lazım. Herkes farklı farklı. Herkes aynı düşünceyi paylaşmıyor. Renkler gibi. Renklerin uyumunu yakalamak lazım. Çok bu konuda ilgili çok çalışmalar yaptım. Hatta bitirme tezim benim. Başarıyı etkileyen faktörler nelerdir diye. Ne istediğini bilen insanların başarılı olması tesadüf değil. Benim sizin ne istediğimizi bilmemiz lazım. Maddiyata bağlı olmak lazım arkadaşlar. Maddiyat devreye girdiği zaman orada hikayeler biraz çoğalıyor. Çünkü başarılı olan insanların hiçbirinin başında, hikayelerin başında ya da kariyerlerinin, hayatlarının aldıkları kararla beraber öyle bir maddi imkandan olmadığını biliyoruz. Tam tersini söylüyoruz. Her türlü maddi imkan olmasına rağmen perişan olan, iflas eden kişiler edebiliyoruz. Tanıyorum da hatta. Sohbet etmişliğim bile var. Ki orada daha değişik mazeretler devreye giriyor. Evet. Mazeret olmayacak. Mazeret olduğu zaman bazı şeyler yapıyoruz. Kabullenmek lazım. Ben bu videoları çekerken en çok üzerinde
durduğum konulardan bir tanesi kendim yüzüm. Acaba bir yerde bir hata yaptım mı? Gözden kaçırdığım bir şey var mı? Çünkü bir ders çıkartmam lazım kendime. Bir pay çıkartmam gerekiyor. Mazeret yerine kabullenmek, kabullendikten sonra da yapmamız gereken şey, istenilen davranışı onun yerine koymamız lazım ve onun için çalışmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. En önemlisi de vazgeçmememiz lazım. Çoğu insan birincisini biliyor, hatalarını biliyor fakat yerine koyacağı şeyi bilemiyor. İşte orada sıkıntı yaşıyoruz. Zaten değiştirsem de benim burada ne işim var diye soruyor. Benim burada ne işim var? Çok işim var. O yüzden ne istediğimizi bilip arkasından da yanlış yaptıklarımızı bir kere fark edip ki anahtar kelimelerden bir tanesi o. Çoğu kişi bunun bile farkında değil. İş işten geçten sonra fark ediyor ki o zaman da bulunmak pek iyi olmuyor. Her şey zamanında güzel. Ne erken ne geç. Erken olduğunu düşünün. Geçen de bununla ilgili birkaç arkadaşıma konuştum iş yerinden. Çok paran olsa ne yaparsın? Hak etmeden kazanmak dediğimiz olay var ya, anlamlı olmuyor bizim için. Erken gelen zenginlik bir anda gitmesine döndürülüyor. Var mı etrafımız örnekler? Çok. Ben oturduğum yerden biliyorum. Bir anda para kazanıp, bir anda servet sahibi olup ömürlerin sonlarına doğru huzur evlerine kalanları da biliyorum. Tanıyorum da. Her zaman şöyle dua ederim. Allah'ım beni nerede hiç kimseye muhtaç etme. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız lazım. Kimseye muhtaç olmadan yaşamamız lazım. Evet, yeri geliyor ailelerimizden destek alıyoruz bazen zorlandığımızda ama bunu alışkanlık haline getirmemek gerekiyor. Zor zamanlarımız tabii ki olacak. Sıkıntılarımız tabii ki olacak. İyi günde kötü günde diyoruz değil mi evlenirken? Eşlerimize destek oluyoruz. Eşlerimiz bize destek oluyor. Aile konusu çok önemli arkadaşlar. Her şey aileden başlıyor. Başarılı olmak da aileden başlıyor. Mutlu olmak da aileden başlıyor. Mutlu olmak. Bazen işler yolunda gitmediği zaman da dertleri ve sıkıntıları misafir olarak görmek lazım arkadaşlar. Onlar gelip geçici. Hiçbiri baki değil. Gelip geçiyorlar. Misafir olarak düşünüp öyle davranmak lazım. Ama çoğu insan bunu bile fark edemiyor. Ya başta dediğim gibi ömür dediğimiz şey çok çabuk geçiyor. 42 yaşındayım. Nasıl geçti desiniz? Vallahi inanın. Ben bile anlayamadım. Zor zamanlar oldu mu? Acayip oldu. Orada zaman durdu, hatta öyle diyebiliriz. Ama
Geçti mi? Geçti. Burada bir araba biraz enteresan gidiyor. Antin kuntin gidiyor. Niye öyle yapıyor? Gaz veriyoruz. Fren yapıyor. Daralmadan dolayı şurada bir daralma var. Otobüsten galiba. Evet, mutlu olmak, iyi hissetmek. Bunları da tabii maddeye bağlamamak lazım. Maddeye bağlayanlar sonuçları pek iyi olmuyor arkadaşlar. Mutluluğu maddede arayanlar da. Mutluluk aslında içimizde. Hadi Sisi. Evet. Hayat böyle. Hep mücadele. İşte motor kullanmanın da bu yönü seviyorum. Hep mücadele ediyorsunuz böyle. Sağdan gidiyorsunuz, soldan gidiyorsunuz. Varmak istediğiniz bir yer var, bir hedefiniz var ve hedefe gitmek için olasılıklar oluşturuyorsunuz acaba. Hangi olasılıkta gideyim? Kalabalık yol, emniyet şeridi. Solun en solu, sağın en sağı. Bazı arkadaşlarım solunum yapıyor. İşte hayat da böyle. Bunu hissettiğiniz zaman zaten ilerleme kaydediyorsunuz. Buna da kişisel gelişim deniliyor. Bu konuyla ilgili bayağı bir video çektim. Yaklaşık bir 52 tane videom var. Bunları anlattım. Ortak projeler olarak arkadaşlarla beraber yaptım. Orada nefesimizin yettiği kadar anlattık. Yeni videolar çekmekle ilgili planlarım var. İnşallah fırsat olursa onu da yapmayı planlıyorum. Çünkü video konusunda olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili nasıl yapılır, nasıl çekilir, nereden başlamak lazım, ne yapmak lazım şeklinde halen öğreniyorum. Öğrendim demiyorum, öğreniyorum. Güzel işler çıkartmaya çalışıyorum sayenizde. Biraz böyle konular dağılır gibi oluyor ama ben keyif alıyorum. Şu anda kafamdaki konu ne istediğini bilmek, onunla ilgili biraz böyle konuşuyorum yoldayken. İstanbul trafiğinde hem de trafiğe bir görün arkadaşlar. Çin kokusunu aldık. Belediye çalıştınız. Ana, o sağa gidecek, o sola dönecek. İşler karıştı burada. İşte bu trafiği okumak çok önemli burada arkadaşlar. Ben sağda olmam lazım. O solda olması lazım. Arkamdan da kamyon geliyor. Benim ne yapmam lazım? Evet, sorular böyle geliyor. Evet, gördüğünüz gibi burada trafiğimiz biraz yoğun. Burada olaylar var. Sağdan gitmeye çalışacağız. Bakalım sağdan gidebilecek miyiz? Ne olmuş burada? Bir şeyler var. Orada köpük mü var? Ne var öyle? Evet, o köpük dengemizi bozar. Geçen de bir taşın üzerinden geçtim. Ön lastikle. Ufak bir taştı. Öyle büyük bir taş değildi. Yani şöyle
15-20 santim bir stabil giden yolumdan çıktım. Biraz bir çizginin dışına çıktığımı hissettim. Hissettim diyorum, çıktım. Evet, kırmızımız da yandı burada. Arabalar zannediyor ki bu motor yarış yapacak benimle. Ben oraya girmemdeki neden kendimi korumak. Kendimi bir güvence altına almak istiyorum. Çıkarken de hızlı çıkıyorum çünkü arkadaki arabalar çok hızlılar. Evet. Hızlı çıkmam. Hızlı çıkmam lazım ki kendimi güvenceye alayım. Edeceğiz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İstemediğimiz sonuçlar alsak daha iyi. İstemediğimiz yerde çıldırsak daha iyi. İstemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalsak daha iyi. Vazgeçmeyeceğiz. Gayret göstereceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Mercedes mi şu? Vay be. Girdi. Orada bir şeyler var. Bu viraj biraz tehlikeli bir viraj. Ya bu arabalara da çok güveniyorlar. Sonra tıkmayınca da bak sağa sola arabayı kaydırıyor. Mücadeleden bahsettik, vazgeçmemekten bahsettik. Bugün biraz konular bunlardı. Motoru da zaten bu yüzden kullanıyorum. Mücadele ruhunu insanın geliştiriyor. Çoğu insan hazıra alışmış. Hepimiz bu konuda hazır olduğu zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Ama sonuçta biraz mücadele tarafımızı geliştirdiğimiz zaman da ben şu gelene kadar ben giderim değil mi? Evet işte mücadele böyle. Arabalarla devamlı mücadele. Yandan biri geliyor mu, oradan biri çıkıyor mu? Beyniniz hep çalışıyor. Amaç hayatta kalmak. Çoğu insan bunun farkında olmuyor, anı kaçırıyor. Anı yakalamak lazım. Anı yakalamak için de farkındalık lazım. BMW gibi değil tabii ki. Bu Mercedes gibi de değil. Bunlar insanların hayatını zora sokuyorlar. Amacımız kolaylık oluşturmak. Kolaylık sağlamak. Kolaylıkla ilgili güzel şeyler yapmak. İnsanlık için, vatanımız için. Güzel şeyler yapanlar var. Onları tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Sosyal medyadan da yazıyorum. Onda çok başarılı öğretmen arkadaşlarım var. Hatta bugün onları özellikle tebrik ediyorum. Birinci gün, 12. günde 7 tane öğrencinin
full yapmasını sağladılar. Böyle bir konuda katkıları oldu. Katkılarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dolayısıyla biraz durdu. Ben de ortada kalmayı tercih ettim. Aynadan görüyorum çünkü arkadan arabalar geliyor. Atlamak da istemiyorum, hızlı bir yol. Evet, motorcu kardeşimize bir selam verelim. Bakırköy sahili geliyorsunuz. Bakırköy sahilimiz yeşilleniyor. İşte şu topraklar, topraklar bayağı bir yolda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani ön lastiğe gelmesi kötü. Arka lastik bir şekilde önüne yön verebiliyorsa ama öne geldiği zaman ciddi problem. Aha, araba var, arazi yapmış. Arazi yapmamış, abim telefonla konuşuyor. En azından dörtler açmış. Dörtleri açmış, ben telefonla konuşuyorum diyor. Sağa sola belli olmuyor. Bazen hort diye çıkabiliyorlar öyle. Yanındaki hava da bizi geçmeye çalışıyor. O sola döndü. Evet, sınava giren TEOK sınavına giren gençler de belli. Onlar da yaptılar geldiler. Evet. Toparlayacak olursa bugün TEOK sınavı oldu ve TEOK sınavından TEOK 2'nin hem birinci oturum hem de ikinci oturum tamamladık. Çok başarılı bir sınav oldu. Bununla ilgili biraz konuştuk. Hayattan ne istediğimizle ilgili, mutlu olmakla ilgili. Farkında olmakla ilgili konuştuk. Aman Allah'ım. Burada cam var. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun ya? Oo, bir anda duruyorlar, bir anda gidiyorlar. Evet, trafiği okumak lazım. TEOK sınavından önüne geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Başta idarecilerimiz, cümle başkanları, öğretmen arkadaşlarım, rehber öğretmenler, her birilerine teşekkür ediyorum. İyi bir sınav oldu. Şimdi artık sıra 7. sınıflarda. 7.
sınıflarımızda bir sınavı olsunlar, denemeleri. Onlara göre de bir hazırlık sınıflarını yapıp, bir oryantasyon yapıp onlara da başlayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu kadın, sen kadın. Hoşça kal. Görüşmek üzere.